Diyoruz çevre yolu konusuna. Herkes çevre yolundan muzdarip. Nadir Küpeli muzdarip. Celalettin Kesikbaş muzdarip. Yılmaz Büyükerşen muzdarip. Kazım Kurt muzdarip. Ahmet Ataş muzdarip. Ama Sayın Zihni Çalışkan diyor ki, mevkidaşınız, AK Parti'deki mevkidaşınız diyor ki, öncelikli sorun çevre yolu değil. Evet ya, çok üzüldüm. Bununla ilgili de bir tweet atmıştım. Eğer Eskişehir'in en önemli sorunlarının başında gelen çevre yolu öncelikli sorun değil diyorsa mevkidaşım, çok büyük bir hata yapıyor. Evet. Ve yeniden siyaset yapıyor. Neden? Çünkü Eskişehir çevre yolu konusunda, ilçe bağlantı yolları konusunda hükümet tarafından ihmal edilmiş bir şehirdir. Türkiye'de evet. Tektir. Evet, evet. Yerel yönetimlerde biz başarılı olduğumuz için cezalandırılmıştır. Bakın, ben sanayici kimliğimle, daha önce il başkanı değildim, 10 küsür yıldır bu işle uğraşıyorum. Özellikle çevre yoluyla. Belki paylaşımlarında evet. Hatırlarsınız. 10 yıldır söylüyorum. Fuar merkezi, yeni sanayi bölgeleri, şehir hastanesi oraya yapılacağı gündeme geldiğinde uyardım. Dedim ki yarın ambulans oraya hasta taşıyamaz, hasta götüremez, trafik tıkanıklığında kalp krizinden ölür dedim ve gerçekleşti. Onun için biz siyaseti bir kenara bırakacağız. Evet. Çevre yolu ihtiyaçtır. Yani tüm Marmara bağlantısı, Ankara, Karadeniz hepsi buradan geçer. Yani Ege buradan geçer. Nasıl ölçümlemişler yani pik saatlerinde %20'yi geçmiyor asıl. Hayır, şehir trafiğini birebir etkiler çevre yolu. Evet. Yani çevre yolundaki bu tıkanıklık şehrin merkezindeki trafiği de etkiler. Şimdi diyebilirsiniz ki yok, şehir içinde de trafik yok mu? Var. Evet, trafik tüm büyük, özellikle Eskişehir gibi merkezde odaklanmış nüfusunun büyük bir kesimi şehirlerde, dünyada vardır trafik sorunu. Evet. Ama çevre sorunu öncelikli problemimizdir. Nasıl oraya sayaç mı koydunuz, kaç tanesi şehir dışına gidiyor? Nereden biliyorsunuz? Bakın, ben bir fiil o bölgede yaşamış, 99'dan aşağı yukarı işte 2018'e kadar yaşamış, her gün oraya gidip gelmiş bir insan. Yani bu iki şeritten üç şerite çıkarıldığı noktada, Batçık'ta yapıldı ama. Batçık'ta yapıldığı noktada uyarılarıma başladım. Bu kesmez Eskişehir'i. Bu geçici çözümdür. Bakın, yan yolu yoktur. Güvenlik şeridi yoktur. Yan yol bağlantısı yoktur. Direkt çıkar ana evet. Şeye ve bunun yüzünden kazalar olur. Ve bakın, bir trafik kazası olduğunda zincirleme oluyor. Mutlaka arkadan 3., 4., 5. araç evet. Birbirine giriyor. Can kayıpları oluyor. İlçe bağlantı yolları yakışıyor mu arkadaşlar? Yani şu Sarıcakaya, Mial Gazi yolu, Mialçık, Alpı yolu, Seyit Gazi, Afyon. Bunu sizin de daha önce yaptığımız programlarda evet. Konuştuk. Evet. Eskişehir sınırına kadar duble gelen muhteşem yol sınırdan itibaren Seyit Gazi arasında, Afyon arasında daralıyor, kötüleşiyor ve bir el atılmıyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Evet. Bu özellikle Eskişehir'e ihmal edilmiştik, gözden çıkarılmışlıktır, cezalandırmadır. Üvey evlat muamelesi yapılmıştır. Türkiye'de tektir. Bakın, yol yapmakla övünen iktidar Eskişehir'e yol yapmamıştır. Bu kadar net.